Okulların tatile girmesine az bir süre kala Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Sıla yolculuğu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Almanya'da Kuzey Renvestfalya eyaletinde yaz tatili bu hafta sonu başlıyor. Ancak izin döneminin başlamasıyla birlikte memleketlerine arabayla giden vatandaşlarımızın yollarda istenmeyen olaylar yaşamaması ve yolculuğun güvenli geçmesi için bir takım hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Karayolundan Türkiye'ye gidecek olanların Sırbistan'a kadar tercih edecekleri iki önemli güzergah Viyana, Macaristan, Belgrad ve Salzburg, Slovenya, Hırvatistan, Belgrad olacak. Son bilgilere göre Slovenya, Hırvatistan arasında yer yer yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tatil döneminde de devam etmesi durumunda Sıla yolcuları zaman zaman yoğun trafikle karşılaşabilir. Viyana, Macaristan, Belgrad hattındaysa şimdiye kadar bildirilen önemli bir yol çalışması bulunmuyor. Ayrıca güzergah tercihlerinde tünel ve otoyol ücretlerinin de mukayese edilmesi gerekiyor. Belgrad sonrası Türkiye'ye kadar Bulgaristan ve Makedonya, Yunanistan güzergahı tercih edilebilir. Bulgaristan güzergahı Sıla yolunu Makedonya, Yunanistan güzergahına göre yaklaşık 300 kilometre kısaltıyor. Bu güzergahın dezavantajı yolların büyük bölümünün tek yön ve kısmen bakımsız olması. Bu etapta yolların üçte biri otoban. Ayrıca gasp ve hırsızlık olaylarından dolayı gece ve tek araçla seyahat etme tavsiye edilmiyor. Makedonya-Yunanistan güzergahı ise özellikle Yunanistan'ın yollarının tamamına yakınının, Makedonya'da ise büyük kısmının otoban olması daha rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor. Bu güzergahta güvenlik problemi de bulunmuyor. Bu arada Sıla yolcuları Almanya'da bağlı oldukları sağlık sigortalarından alacakları seyahat sigorta belgesiyle Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm imkanlarından yararlanabiliyor. Bu belge ekstra bir sigorta değil ve her sigortalının seyahat sırasında kullanmaya hakkı var. Öte yandan ADAC gibi otomobil kulüplerinin sunduğu seyahat sigortası imkanlarını da değerlendirmekte fayda var. Zira çok büyük bir ücreti olmamasına rağmen sunduğu hizmetler Sıla yolculuğu için oldukça önemli. Yolda arıza veya kaza durumunda yol yardımı, Almanya'ya kadar ambulans, uçak hizmeti ve bunun gibi birçok önemli hizmetler sunuluyor. Sıla yolculuğu Almanya'dan Türkiye sınırına kadar ortalama 2200 kilometre süren uzun bir etap. Bu etapta sürekli kullanımdan dolayı araçların arıza yapma riski daha da yükseliyor. Seyahate çıkacak araçların bakımının büyük bir titizlikle yapılması gerekiyor. Ayrıca araçla ilgili sigorta, yurt dışı trafik sigortası ve ruhsat gibi belgelerin geçerli ve eksiksiz olduğu da kontrol edilmeli. Uzmanlar çoğu sürücünün yanında navigasyon bulundurmasına rağmen araçlarda bir yol haritası bulundurulmasını da öneriyor.